Yenilik ve Geleceğe Konferansı 27 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Türkiye, Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu HİBE programı çerçevesinde başvuru sahibi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve eş başvuru sahipleri, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaunas Ticaret Sanayi ve Esnaf Odası Litvanya tarafından yürütülmekte olan Konsept İnovasyon Ağı projesi kapsamında 27 Ekim 2020 Salı günü saat 14'te Yenilik ve Geleceğe Konferansı düzenlenecektir. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek konferansın açılış konuşmasını Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu yapacaktır. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın moderatörlüğünü yapacağı Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik başlıklı ilk panelde Trendyol İcra Kurulu üyesi TOP E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, Armut.com kurucu ortağı Başak Taşpınar ve Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih katılımcılarla buluşacaktır. Girişimciler için markalaşma konulu ikinci panelde ise iş insanı, marka stratejisti, danışman ve yazar Özel Oytun Türkoğlu yer alacaktır. 27 Ekim 2020 Salı günü saat 14'te Zoom üzerinden gerçekleştirilecek Yenilik ve Geleceğe Konferansı'na katılım için başvurular www.yeniliktegeleceğe.com sitesi üzerinden yapılabilecektir. Konsept İnovasyon Ağı projesi kapsamında girişimcilik kültürü teşvik ediliyor. Projenin amacı başvuru sahiplerinin yenilik yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanlarında verdikleri hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişiminin teşvik edilmesidir. Konsept İnovasyon Ağı projesi çerçevesince fikri mülkiyet haklarına giriş, tasarım, girişimcilik, proje döngüsü, yönetimi, eğitimleri alanında uzman kişiler tarafından verilmiş, yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişiminin teşvik edilmesi maksadıyla, sırasıyla Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya'da yenilikçi girişimcilik yarışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yarışmacıların projelerini kurum ve kuruluşlara ve proje ortağı oda üyelerine sunduğu çevrimiçi çalışma turu tamamlanmıştır.